Kızı buldum Ali. Ne? Adını, yaşadığı yeri, saçını, gözünün rengini, hepsini öğrendim. Ne? Kardeşimin adı ne? Nerede? Dur bakalım. Önce pazarlık. Lan ne pazarlığı? Ne istiyorsun? Ben sizle pazarlık yapmam. Eğer o yosma kız kardeşini bulmak istiyorsan önce zengin kız kardeşini alıp getireceksin bana. Dara Eyüboğlu. Pazarlığı onunla yapacağım. Alın şu iti. Alın şu iti, nezarete götürün. Abi sakin ol. Abi sakin ol. Beni niye götürüyorsunuz be? Suçumlu benim. Adam bana saldırdı, görmüyor musun? Lan bir de soruyor mu? Çatala çocuk satmaktan tutuk musun? Götürün şunu. Ben gelene kadar da kimseyle görüşmeyecek bu. Abi. Geberteceğim onu lan şerefsiz. Ya abi sakin olsana. Lan baba ne sakini lan? Lan sen ne sakinliğinden bahsediyorsun oğlum? Ben bir kardeşimi bulmak için ötekini bunu kucaklamadım. Ya öyle bir şey olmayacak. Götürmeyin onu lan. Ya öyle götürmeyin barbar. Abi öyle bir şey olmayacak ya. Ya ben bu herifi sorguya sokacağım. Orada kardeşinin kim olduğunu, nerede olduğunu öğreneceğim. Gülayş'e karışmayacak bu işlere. Sakin olsana sen. Sen bir sakin ol. Sakin ol. Sakin olacağım mı? Abi hadi. Tamam. Hadi gel mola yerine bırakalım seni. Gidin abi. Siz gidin mola yerine, ben yürüyeceğim. Emin misin bak? İyi olacağım mı? Barbar! Ben nasıl iyi olacağım biliyor musun? Ben bir kardeşimi almak için ötekinden vazgeçmeyeceğim zaman iyi olacağım. Ne oldu Pamir? Nedir durum? Ragıp ezberlettiğin gibi Emine'ye karşılık Lara Eyüboğlu ile pazarlık istedi. Ali delirdi, Barbar da Ragıp'ı tutukladı. Ah canım kuzenim, Ragıp'ı mı konuşturacak karakolda Emine'yi öğrenmek için? Aynen. Şimdi beni iyi dinle Pamir. Köpüğü az oldu ya. Anladın değil mi söylediklerimi? Hı? Anladım. Kapat. Sakın annene köksüz Ali'nin kardeşi olduğundan bahsetme, tamam mı? Buyurunuz hanım. Kız pek de köpüklü olmuş ha. Bakalım, gel bakalım. Siz isteyin, ben size hep köpüklü yaparım. Eline sağlık kız, çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Ne sırtıyorsun kız sen? Hiç.
Halim. Çok şükür. Bakayım ellerine. Ya Halim. Ya sen niye yumrukluyorsun o adamı ya? Ya bir şey değil, onu da adam yerine sayacaklar. Sen ceza alacaksın. Ben de niye boynuma atlıyor diyorum bu kız. Barbar mı aradı? Hay vallahi aradı. Ali delirdi dedi. Delirdim. Babam olacak şerefsiz elimden zor aldılar. Gülayşe'yle pazarlık etmek istemiş. Ne isteyecek ki Gülayşe'den? Sence ne isteyecek Mercan? O şerefsiz herif kızın zengin olduğunu anladı. Para koparacak işte. Ne isteyecek? Gülayşe verir. Verir tabii ya. Vermez mi? Karayla Zıpkın için şirketin yarısını verdi. Benim kayıp kardeşim için kalan yarısını da verir. Malımızı tanıyoruz değil mi? Ama sen izin vermezsin. Ölsem vermem. Ben Gülayşe'yi bir daha o duruma düşürmem. Ben bir kardeşim için öteki kardeşimi o soysuzun karşısına atmam. İşte ben de ondan geldim. Barbar dedi Gülayşe'ye bir şey çaktırmayın diye burada bekliyorum seni. Ne yapacağız Ali? Yukarıda mı Gülayşe? Ha, yukarıda. Sizden gelecek haberi bekliyor. Ya Zıpkın'la Kara'nın peşinden bile gitmedi. Zıpkın'la Kara nereye gittiler ki? Ah be Ali'm. Sen nelerle uğraştın? Biz burada nelerle uğraştık bir bilsen. Nelerle uğraştınız Mercan? Ya sen bu Kara git, Hüma'ya sevgili olalım be. Ne? Sorma ya. Hüma da yeme içme gel. Kara'nın karşısında Zıpkın'a bunu gammazla. Allah Allah. Zıpkın da bastı gitti. Kara da onun peşinden. Aa geliyor bak. Bulamadı demek ki. Allah'ım ya. Gel gel. Ya Barbar'la konuştum şimdi. Bu Ayyaş Ragıp şerefsizlikle çağ atlamış. Başlatma lan çağından. Lan oğlum Hüma ne lan? Lan Hüma ne Hüma? Ali. Ya abi. Ya canım abim şimdi kız meselesi mi konuşalım bu kadar mühim derdimizin arasında ya? Gözünü seveyim Allah Allah. İki kardeşin kız meselesi yüzünden birbirine düşmesi mühim değil mi Kara Efendi? Kim? Kim iki kardeş birbirine? Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok bir kere. Şunu hiçbir zaman unutmayın. Zıpkın'la bana hiçbir şey olmaz. Öyle bir takım gazlara da gelmeyelim lütfen. Lan ne gazı lan? Lan ne gazı, başlatma gazından. Bana bak, aklını alırım senin. Gülayşe. Ne Gülayşe? Gülayşe, evet. Birazcık sakinleş de Gülayşe'yi konuşalım biraz da. Değil mi? Bak güzel abim, canım abim. Eğer Gülayşe Ragıp'ın şartını duyarsa... sırf sen kardeşine kavuş, kimliğini al diye neler yapar bir düşünsene. Oturur Ragıp'la pazarlığa ev, araba, mal, mülk, para, pul ne isterse verir. Vermez mi? Verir. Yeter ki Ali abim kardeşine, kimliğine kavuşsun der. Ragıp ne isterse verir. Verir. Ne yapacağız? Öğrenmemesi lazım. Ya Ali öğrenemez. Barbar onu içeri tıkmadı mı? Nasıl öğrenecek? Vallahi bilmiyorum. İnşallah Barbar Ragıp'ı içeride tutmayı başarabilir. Çünkü Gülayşe öğrendiği an bitti daha. Ragıp zengin oldu demektir. Sabit'in başı döndü. Vallahi Gülayşe'nin de başı döndü. Otursun o zaman. Oturamam. Aklım fikrim abim. Alalım aklını o zaman Ali abinden. Abim vallahi meraktan yerimizde duramadık. Hele ablam evlere sığamadı. Ne yaptınız, öğrenebildiniz mi? Abi. Abi. Kötü bir şey mi oldu? Kardeşime sarılıyorum ya, Allah Allah. Sarılamam mı? Sarılırsın. Kurban olsun kardeşin sana. Kurban olmasın kimseye benim kardeşim. Adamlar gelmedi,
duruma uyandılar galiba. Kardeşimle alakalı bir iz bulamayınca. Sen de eldeki kardeşime sarılayım dedin, değil mi? Vallahi onu bulunca da sarılmazsan çok büyük kavga çıkartırım kıskançlıktan, haberin olsun. Şemek. Bulamadıysanız ne olacak? Barbar nerede? Emniyete gitti. Niye? Böyle polislik oynayası gelmiş. Niye olabilir acaba? Ragıp'ı tutukladı işte çatala çocuk sattığı için. Allah Allah. Karakolda sorgulayacak Ragıp'ı. Kardeşimi bulmak için de başka bağlantılar arayacak. Sakin olalım biz. Olalım tabii. Sen niye teksin? Kaç kişi olayım? Zıpkın nerede? Bulamadım. Of. Kara Efendi. Gelelim senin o konuya. Bence bir gelecek konu ben göremiyorum ortada. Yani bir konu falan yok abi benim. Lan madem konu yok. Ya abla ne vuruyorsun ya, Allah Allah. Ya niye gidiyorsun kıza sevgili olalım diyorsun? Ya abla ya. Ya ikiniz birden bu kıza ne buluyorsunuz Allah aşkına bir de? Ayrıca iki kardeşi birbirine düşürdü Gammazcı. Aa öyle deme abla. Hüma gammazlamasa bizim dünyadan haberimiz olmayacak. Doğru. Ayrıca sen madem biliyorsun Zıpkın abimin Hüma'dan hoşlandığını, niye gidip kıza sevgili olalım diyor? Ayrıca benim neden haberim yok Zıpkın abimin Hüma ile ilgilendiğinden? Ben çatala yemek vermeyi unuttum. Ben gideyim şu buna yemek vereyim. Sevgiler, saygılar. Hadi kara kaçar. Öptüm. Kaçtım. Kaçamaz. Kaçamaz. Ben o benim elimde, merak etmeyin siz. Ama ben kaçtım. Hadi görüşürüz. Bir şey duyarsanız arayın ha. Hayatım in aşağı. Hiç çekemem seni, in aşağı. Yok ya. Konağa gideceğim. Arabam yok. Sür. Tam bir şartla. Ağzını açmayacaksın konağa gidene kadar. Vallahi çekerim, indiririm sağda. Barbara öldürsün seni, değil mi? Tamam, o zaman çekerim sağ, kendim inerim. Okey? Ay iyi, tamam be. Konağa kadar tek kelime yok, haydi. Konakta da yok. Aa. Belasın başıma ya. Komiserim, tekrar hoş geldin aramıza. Eyvallah savcım. Hayırdır, sorgu izlemeye mi geldin? Yok, tekrar atılma diye başında durmaya geldim. Kolay gelsin. Hoş geldiniz komiserim. Kolay gelsin Evren. Sağ olun komiserim. Ragıp nerede? İkinci sorgu arasında. Bu arada hoş geldiniz komiserim. Çok sevindik. Hoş bulduk Nisa. Sağ olsun. Komiserim hoş geldiniz. Kolay gelsin kardeşim. Sağ olun. Hoş geldiniz komiserim. Eyvallah, eyvallah. Hoş geldin Barbar. Hoş bulduk abi. Nasılsın, iyisin? Sağ ol, sen nasılsın? İyi, iyi. Sağ ol. Görüşürüz. Görüşürüz. Savcım. Kızın nerede Ragıp? Lara Eyüboğlu ile pazarlık yapmak istiyorum. Kızın nerede Ragıp? Ali'ye kimlik de yok, bacısı da yok. Ben Lara Eyüboğlu'yla konuşmadan. Kızın nerede Ragıp? Sizi şikayet edeceğim. Sen ne biçim savcısın? Önümde
adam da öldürüyorsun. Adam mı? Ben adam dövdüğünü görmedim vallahi. Aşağılık bir baba müsveddesi dövmüş olabilir, onu bilemem. Şimdi bana bak Ayyaş Ragıp. Lara Eyüboğlu'nun adını ağzına her aldığından bir tane daha yumruk yiyeceksin. Tamam mı? Ya bana adam gibi söylersin ya seni burada dayak manyağı yaparım. Kızın nerede? İstediğin kadar vur. Bunların hesabının hepsini vereceksiniz. Ali kimliğini istiyorsa, bacısını bulmak istiyorsa... ...bu zengin bacısı Lara Eyüboğlu benim karşıma gelecek. Benimle konuşacak. Yapacak bir şey yok Sergio. Pansuman edeyim dedim, ortadan kayboldun. Yo, kaybolmadım ya. İşte bak, nerede olduğumu biliyor musun ben? İyi bari, birimiz biliyormuşuz. Uzat bakayım elini. Ali, uzatsana elini. Mercan. Hah. Başımızda Ragıp belası var. Kimliğimi ne zaman alırım? Kardeşime ne zaman kavuşurum bilmiyorum. Ama hepsinin olacağını da biliyorum. Olacak tabii Halim. Biz ne olmazları olur ettik. Bunu da ederiz. Ederiz. Sonra aileni bulur, kimliğini alırız. Evleniriz. Evleniriz. Çocuğumuz olur. İnşallah. İşte tüm bunlar olurken benim bir şeye tutunmaya, bir yerden başlamaya ihtiyacım var Mercan. Sana söz gerçeğini alacağım. Ama hani o parayı denkleştirene kadar... ...bunu nişan yüzüğün olarak taksam mı? Diz çökmem gerekiyor mu? Çök desem çökeceksin mi? Ya sen şuradan atla desen atlarım. Diz çökmek ne ki Mercan? Ama hani çökmesem fena olmaz. Racona ters biniyor. Ali. Şey yoluna girecek, biliyorum değil mi? Biliyorum. Biliyorum çünkü sen varsın.
Merhaba Gözde Hanım. Ragıp'ı az önce içeri soktular. Tamam. Siz gidin. Ben çıkınca ararım sizi. Gözde Hanım, Naz Hanım'ın size çok 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 selamı var. Mersi. Rica ederiz. Çok mersi. Kendisine mutlaka teşekkürlerimi iletin. Tabii ki. Mutlaka. Şeytan niye geldi ki? Ben de bilmiyorum ki. Memur Bey. Oo, kimleri görüyorum? Avukat Hanım. Duyduğuma göre barbar komiseriniz müvekkilimi sorguluyormuş. Hangi müvekkilinizi sorguluyormuş? Ragıp Bey. Allah Allah. Ragıp Bey'im sizi tutacak parayı nereden bulmuş ki? Siz genelde paralı suç makinelerini temsil etmiyor muydunuz? Bilmem. Belki de hayır işleyesini tutmuştur. Belli mi olur? Derhal müvekkilimi görmek istiyorum. Mümkün mü? Hı? Savcım, barbar. Komiserim diyecektin herhalde, avukat hanım. Resmiyet istiyorsun. Nos. Peki komiserim. Nasılsın? Nasılsın? Ne işin var burada? Ragıp Bey'in avukatıyım. Komiserim, benim gözlerim doğru mu görüyor ya? En son fahiş fiyata mafya avukatlığı yapmıyor muydu bu arkadaş? Ya vallahi savcım, haklısın. Ne oldu, ayak takımına mı düştün? Aa, öyle demeyin ama herkesin savunulmaya hakkı vardır, değil mi? Anayasa hukukuna giriş 101. İkinizin de bu dersi birinci sınıfta almış olması lazım. Ben o derste uyuyordum. Hmm. Sen şimdi bana gerçeği anlat. Böyle bir Ayyaş seni nereden bulmuş olabilir? Nasıl tutmuş olabilir? Ya da seni kim tuttu? Resmi olmayacak mıydık? Seni ne şimdi? Avukat hanım, sizi kim tuttu? Ragıp Bey'in tanıdığı bazı adamlar diyelim öyleyse. Evet, böyle diyelim. Kim o adamlar? Ama komiserim, siz böyle avukat müvekkil gizliliğini ihlal etmeye çalışıyorsunuz. Olmaz ki. Şimdi, savcım, komiserim, müvekkilimi hangi suçla itham ettiğinizi öğrenebilir miyim? Çatal'a çocuk satmak suçundan gözaltına alındı. Deliliniz var mı? Var. Kendisi itiraf etti. Eminim tehdit ve baskıyla itiraf etmek ve işlemediği bir suçu üstlenmek zorunda kalmıştır. Öyle değil mi Rakıp Bey? Aynen, aynen, aynen. Avukat hanım, aynen öyle oldu. Beni bir yere tıktılar. Zorla koydular orada. Dövdüler hatta. Benim işlemediğim suçları itiraf ettirdiler bana. Aa, tam meslekten atılmayı gerektirecek suçlar.
meslekten atılmanızı istemem. Yokluğunda, yokluğunuzda sizi çok özledim. Buraların hiç tadı olmadı ya. Şimdi böyle daha yeni gelmişken bir de meslekten ihraç edilmeyin değil mi ama? Gözde. Gözde hanım komiserim. Gözde hanım. Ya hadi ama biz bunu bence hallederiz Salcığım ya. Siz komiserimi kurtarın. Ben de müvekkilimi kurtarayım. Ne dersiniz? Ya Kara, tamam sustum işte kulağına kadar. Yok ya, çok zekisin sen. Çekil şuradan, çekil. Çekil, yok. Çekil şuradan, çekil. Çekil, çekil, çek. Emine. Çelme çak. Akıllı mısınız siz? Naz Hanım. Gözde Hanım, Lara burada. Bir konum atar mısınız bana Ragıp Bey'i getireyim? Tamam. Kafayı yiyeceğim ya. Bu Gözde'yi hangi adamlar tutmuş olabilir? Ali'nin kardeşinin peşindekiler olmasın. Bu Ragıp'ın arkadaşları falan diyordu Gözde. Ya sanmam bu Ragıp'ın tek derdi para koparmak. Bence Gözde hedef şaşırtıyor. Haklısın. O da mümkün tabii. O zaman şimdiki plan ne? Vallahi ben olsam ilk iş. Lara Eyüboğlu'na ulaşmaya çalışırdım. Koş. Demek sen benden kaçıp kendini eve kilitleyecektin değil mi? Yani emin olmasaydı çoktan kilitlemiştim de. İşte. Vallahi abi kusura bakma, emir büyük yerdendi. Yok, soracağım ben sana bunun hesabını, sen hiç merak etme. Şimdi önce çatalı doyuracağız, sonra da... Vay vay vay! Kardeşim, çatal bak dürüm aldım sana, bundan da ye. Sağ ol. Kardeşime bak be! Kaçmış, kaçmış, kaçmış. Yine benim yanıma gelmiş. Adam, adam. Seninle tek tek hesaplaşalım diyorum. Ama seyirci önünde olacak, sıkıntı yok. Oğlum sen nasıl Umay'a sevgili olalım dersin lan? Ne oluyor be? Kara abi. Sen Umay'a çıkma teklifi mi ettin? Ya vallahi etmiş. Umay'a. Nazmiye'nin kızına hem de. Ay. Allah işte iyi falan değil. Tek kusuru anası yoksa iyilik gibi hatun. Oğlum bak beni zıvaradan çıkartma ha. Ya ne yapıyorsunuz çıksan ya? Çıksan olur lan, çıkmadın mı hala ha? Sare'ye de gideyim diyeyim. Sarem, savcım. Benim sevgilim olduğum o zaman çık... Sıfkın abi!
Sare deyince bak çıktı zımaradan. Ulan senin var ya! Bıraktırma! Bıraktırma! Bak beni sinir etme ha! Çek elini ayağına! Gelsene lan buraya! Bıraktırma! Oğlum bak beni çıldırtma ha! Bak beni sinir etme ha! Edemin! Bak elini ayağına çek lan! Gelsene! Bak benimle oynama senin aklın olur ha! Akıl mı var lan? Lan oğlum! Ya yeter! Evet. Tamam. Araç sahibi burada zaten. Allah kahretsin ya. Bir kazamız eksikti be. Kolay gelsin. Sağ olun. Kaza mı var? Evet, kaza oldu efendim. Uf, aç sen de şu telefonu be. Oğlum. Karının telefonunu sende ne işi var? Karaya ver telefonu. Veremem. Sarıcan onu dövüyor şimdi. Ne? Oğlum bu Sare diye bir kız varmış. Onun yüzünden kavga edip duruyorlar işte, bilmiyor musun? Bana bak, sen ne zaman geleceksin? Gelinim de burada, gel hadi artık. Çatal, geliyorum ben. Karaya söyle Gülay şey hemen çıkarsın oradan, tamam mı? Ha, tamam. Tamam, söylerim. Diyecektim ben ya. Of, kafam çok karışık ya. Aa, yeter! Yeter be! Kulağımın zarı patladı, neymişsin be? E ne yapayım, durmuyorsunuz başka türlü. Otur şuraya. Otur, sen de geç otur. Bu yumruğun hesabını da soracağım sana. Koca koca adamlar çocuk. Sorarsın. Anlatın şu Sare meselesi nedir, ben neyi kaçırdım? Çok şey kaçırdın. Bir dakika, bir dakika abi. Ben de mi kaçırdım? Sen şimdi Hüma'dan mı hoşlanıyorsun? Ya Allah'ını seviyorsan saçmalamayın ya. Dünyada bir ben bir o kalsa bakmam ben o şirret karının yüzüne be. Lan o zaman niye sevgi olun diyorsun? Lan senin için mal herif, senin için! Nasıl benim için lan? Ulan bir aç bir gözünü bir düşün ya. Sen Hüma'ya falan aşık değilsin oğlum. Sen sırılsıklam Sare'ye aşıksın lan. Hoppala. Buyur buradan yak. Zıpkın abi. Sen Sare'ye mi aşıksın? Ya aşık. Deli gibi aşık. Ama hala Hüma'dan hoşlanıyor zannediyor kendini gerizekalı. Sen de hoşlanmadığımı göstermek için gidip Hüma'ya çıkmadık Tüfet'in, öyle mi? Aynen öyle. Ama esas olarak kızın ne mal olduğunu gör diye yaptım kardeşim. Düzgün konuş ha. Ağzını topla. Düzgün konuş lan. Kuzenim o benim. Allah Allah. Biliyoruz herhalde kuzenin olduğunu. Ama bir düşünün. Ben bu teklifi gidip Sare'ye yapsaydım sana gelip tek kelime eder miydi? İki kardeşi birbirine düşürür müydü? He? Ben sana söyleyeyim, Sare benim orada canımı okurdu. Beni oraya gömerdi hatta ama gelip sana tek kelime etmezdi. İki kardeşi birbirine düşürmezdi. Sırf beni gömmek uğruna gelip de seni üzmeye kalkmazdı. Doğru. Doğru tabii. Hatta sana bir şey daha sorayım mı kardeşim? Sen kaçakken hatırla. Savcı olmasına rağmen kendi kendini tehlikeye atıp, kariyerini tehlikeye atıp seni koruyan, kollayan, saklayan bir Sare yok muydu? He? Senin Hüman ne yapıyordu o zaman? Senin yanında mıydı hala, benimle nişanlı mıydı? Hüma lütfen. Ne olur kaçalım. Ben bakarım sana. Nasıl bakacaksın? Beş parasız bir kaçaksın sen. Nasıl bakacaksın? Ha? Bir soğuk su verin şimdi kardeşime. Şöyle lıkır lıkır içsin buz gibi. Hüma'nın üzerine. Ha? Soğuk su al iç. Temiz. Ya bu şerefsizin bizim aramızda ne işi var Allah aşkına ya? Kader Emine, kader.
Abla kızma ama her şeye de kader diyemeyiz. Bazıları da bizim halt yememiz. Çatalı eve almak gibi, Nazmiye ile anlaşmak gibi. Allah Allah! Emine'ye bak sen ya, çıkarttı pençeleri direkt. Ya sorma. Kız, cadı mısın sen biraz? Ne yapayım? Nazmiye ile bu herifin keyif çatması sinirlerimi bozuyor. Zaten bugün Nazmiye'nin kahvesine tükürdüm. Ne? Ne? Çak kız çak. Çak. Söyleyeceğim seni Nazmiye'ye. Unutma ha. Unutma ama sonra. Ne yapacaksın şimdi? Sare'nin ayaklarına mı kapanacaksın? Ha? Açmaz ki kapıyı. Bilmiyorum ne yapacağım. Lan açmaz tabii. Niye açsın? İki kızı aynı anda idare etmişsin. Çıkış sana be. Yazıklar olsun. Etmedim ya. Ettin. Etmedim. Ettin. Etmedim kızım. Ettin Zıpkın abi, ettin. Allah Allah. Ben iki kızı aynı anda idare etmedim. Ettin. Kızım salsana adamı. Kafası karışmış ya. Karar verememiş bu kadar. Vay, 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 vay. Zıpkın, karar vermeden önce bir üçüncü seçeneğe de bak istersen kardeşim. Sarım çek elini bak ha. Ya bir durun ya. Yaramaz çocuk gibisiniz. Misafirimiz var. Merhaba. Kime bakmıştınız? Lara Eyüboğlu. Benim. Ben Ragıp Bey'in avukatıyım. Müvekkilim sizinle görüşmek istiyor. Ne konuşacakmış benimle? Ne oluyor burada? Zıpkın, Kara, Gülayşe içeri götürün. Bir dakika, bir saniye. Niye içeri gel, geçiyorum? Gel, bir saniye, bir dakika. Bir bırakır mısınız? Hayır, bir dakika. Gülayşe lütfen içeri geçer misin? Gülayşe, bırakır mısınız? Sizinle bir ara özel konuşmam gerekiyor. Tamam, özel olarak barbarla konuşun ya. Bir dakika, ben dinliyorum sizi. Anlatın, buyurun. Abicim, gelir mi? Abi, dinliyorum. Ya barbar mı? Bırak. Gülayşe, içeri geçer misin? Lütfen. Bir saniye, bir bırakır mısın? Dinliyorum sizi. Ya Gülayşe, gelir misin abi? Dinliyorum. Ya barbar mı? Lara, kızım. Konuşmamız gerekiyor. Abinizle alakalı. Ali mi? Tamam, hadi gel. Zıpkın abi, bırak. Ya Ali abinle ilgili diyor. Dinliyorum ben sizi. Ne oldu abime? Bak, çek git buradan. Benim asabımı bozma. Çek git. Gel abi. Abi bırak. Hadi lütfen ya, gelir misin bırak, ya? Konuşalım ya. Bir konuşmak istiyorum. Bırak barbar konuşsun. Gülayşe sen de içeri geçer misin lütfen? Ya Zıpkın abi barbar bir saniye. Beni bırakın bir dinleyeyim ya lütfen. Barbar barbar konuşsun gel hadi. Dinliyorum lütfen. Gülayşe. Ya bir bırakın yeter ya. Yeter. Konuşacak bir şey yok diyorsun barbar. Ya. Ya sen de çek git şuradan. Çek git. Lara Hanım. Lara Hanım. Ali'nin kimliğine ve kardeşine kavuşması sana bağlı. Ne? Lan seni bağırma. Bağır, bağır. Bağır, dur, bağırma. Dur, dur. Sakın. Bak, bak, sakin ol. Göreve daha yeni döndün. Avukatı yanında saçma sapan hareket yapma. Sakin ol. Ya bir bırak ben konuşacağım bir tane. Bırak. Ya, anlatır mısın? Gülayşe. Ya bir bırak hadi yeter. Ya Gülayşe sen bir şey konuşamazsın bu adamla.
Bu kadar. Bitti. Pazarlık falan yapamazsın, izin vermem. Ya niye, niye ya? Ya hadi ya, hadi sen ya. Ya Zıpkına, bir bırak Allah aşkına. Ama eğer Ragıp Bey'le pazarlık yaparsanız... ...abiniz kimliğine ve kardeşine kavuşacak. Bu bir para meselesi. Ne? Ben senin havana da para Kızım sana ne oluyor? Benim yapamadığımı yaptın Emine, aferin sana. Emine dur. Emine bırak, bırak. Dur, yapma. Emine bırak. 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 Ya Alim, niye şimdi benim kimliğim peşine düştük? Ya Barbar babanı konuşturup bizi ararsa? Ya ha buradayken aramış, ha malı yerindeyken aramış. Da sen mi kaytarmaya mı çalışıyorsun? Yo. Yo, niye kaytarmaya çalışayım? Sare'nin verdiği adres burası. Mercan'ın annesinin evi. Mercan'ım, iyi misin? Annem dikmiş bu ağacı, biliyor musun? Biz hapisteyken anlattıydı. Bahçeye bir zeytin ağacı diktim. Biz çıktığımızda o da sen de kocaman olacağını dedi. Mekanı cennet olsun. Ondan bile emin değilim Ali. Senin baban kendi çocuklarının günahına girdi. Benim babam da anamın günahına girdi. Şşş. Ercan'ım. Biz babalarımız için çok ağladık. Artık ağlamayalım.
Aferin. Çok güzel. Bir şey yok. Şimdi devam. Gel. Ben tutacağım. Aa. İyi baba. Gel şimdi. Yavaşça gidelim şöyle. Çevir pedal. Önüne bak. Şimdi ben seni burada bırakacağım. Bir daha deneyeceğiz, tamam mı? Gel. Hadi babacığım şimdi. Şimdi burada bırakıyorum seni. Gel. Hadi bakalım deneyelim. Gel. Hop. Süper. Sabit babaları sevmez. Ama bu babayı sevdi. Hayret. Hayretlik bir şey yok Sabit'im. Babaların çoğu iyidir. Sokak çocuklarının babaları kötü. Öyle. Allah Allah. Kim ola ki bunlar? Kime baktınız siz? Bu mahalleden misin teyze? He, siz kime baktınız? Burada Ayşe diye bir kadın yaşardı. Bildin mi? Bilirim. Ben o Ayşe'nin kızıyım teyze. Babamı arıyoruz da biz, onun bir akrabasını falan. Var mı buralarda? Sen o katil Ayşe'nin kızı mısın? Dağ gibi adamı öldürdü, o anan olacak. Babam anamı dövüyormuş ama. Döver de sever de, koca değil midir? Öldürmek mi lazımdı? Bıçaklamak mı lazım? Çık git mahallemizden. Katilin kızının işi yok burada. Şşş. Hadi. Yavaş. Doğru, anam katil. Babamı öldürdü. Peki hamile kadını dövmek doğru mu? Hamile kadını döven adama ses çıkarmamak doğru mu? Mercan. Sen hangi evde oturuyorsun? Bunda mı? Şu evde mi? Benim anam dayak yerken, yalvarırken, bağırırken neredeydin? Hangi evin kapısını kapattın? Benim anam bu bahçede yara bere içinde ağlarken kaç defa gördün? Zalime sesimiz çıkmaz. Ama mazluma aslan kesilirsiniz değil mi? Allah belanızı versin be! Allah belanızı versin be! Adres lazım bize. Akrabalarının adresi. Bilmiyorum. Adres lazım. İyi misin? Dayanamadım Ali. İyi yaptın. Evire çevire dövsen daha sağlam çıkardı ha. Kara. Kara. Alo Sabit'im. Ali yanında mı? Evet. Mercan da yanımda.
Süper. Alsana hoparlöre. Ne oldu Kara? Abi. Çok ünlü ve pahalı bir avukat gelmiş. Babanı karakoldan çıkarmış götürmüş. Ne diyorsun lan? Oğlum ünlü ve pahalı avukatın benim Ayyaş babamla ne işi var? Bilmiyoruz. Avukat konağa getirdi babanı. Baban da Gül Ayşe'yle pazarlık yapmak istiyor. Pazarlık yaparsak Ali kimliğine de kardeşine kavuşur diyor. Kara yapma dedi. Şimdi biz eve kapattık Gül Ayşe'yi de çok zapt edebileceğiz gibi gözükmüyor. Güzel Allah'ım, bu çocukluğun yüzü babadan yana hiç gülmeyecek mi? Türlü türlü kötülük var işte. Rabbim iyileri bol eylesin, kötüleri def eylesin. Amin. Amin hacı, amin. Ne güzel dedin. Ne yaptın? Aradın mı? He, konuştum. Dedim abi biz bir deliği zapt edemiyoruz. Yetiş Ali abi kurtar bizi dedim. Ya siz delirdiniz mi ya? Ali abimden bahsediyorsun. Bizim için kendi hayatından vazgeçen adamdan bahsediyorsun. Onun kimliğine kavuşması, kardeşine kavuşması için benim oturup bu adamla pazarlık yapmam gerekiyorsa ben bu pazarlığı yaparım Barbar. Yaptırırsam yaparsın. Barbar! Ya Gül Ayşe anlamıyorum, ortada pis bir oyun dönüyor. O bugün gelen Gözde avukat. O var ya bütün pis çetelerin, paralı çetelerin avukatlığını yapan bir tip. Ya o nasıl ulaşmış olabilir Ragıp'a sanıyorsun sen? Ya belli ki birisi senin malına mülküne göz dikmiş. Senin merhametini kullanıp seni dolandıracaklar. Nesini anlamıyorsun? Aynen öyle. Kızım sen sırf şu kadına bizim gibi iki tane için şirketin yarısını verdin. Bu adam istese diğer yarısını vereceksin ya. O olmaz yalnız yani bence olmaz yengecim. Yani neyin üstüne pazarlık edersen et gözünü seveyim şirketi karıştırma. Ya siz benden ne bekliyorsunuz ya? Dışarıda bir yerde Ali abimin kardeşi var. O kızın yatacak bir yeri var mı bilmeden ben çıkıp yukarıda sıcak sıcak uyuyayım mı? Ha? O kız aç mı, tok mu, canı yanıyor mu, canını yakan biri var mı bilmeden ben gidip şirkette para mı kazanayım? Ne yapayım? Ya biz sokakta böyle insanlar yüzünden çekmedik mi onca çileyi? Şimdi onlar gibi olmamı mı bekliyorsunuz? Benden ne istiyorsunuz anlamıyorum ki. Barbar, bırak gideyim bak. Gideyim şu adamla oturayım. Belki pazarlıkta... Gülayşe, zıpkın. Sarı'yı evine bırakırsın, çatal sen de. Yürü sen de, ben de geliyorum. Saf bu kız ha, ben söyleyeyim. Yani bizim böyle hep beraber buna mukayyet olmamız lazım. Allah'ım sen bana sabır selamet ver. Ne oluyor? Krizi fırsata çeviriyorum. Al giy şunları. Allah Allah. Ya ne? Sevgilimi özledim. Allah Allah. Var var. Vallahi Hacı amcanın yok. Konuşacağız bahanesini. Kaçırıyorum. Sabaha kadar konuşsak da benim fikrim değişmeyecek biliyorsun değil mi? Sabaha daha çok var güzelim. Hadi. Çantamı ver. Ya. Hadi. Geç geç geç. Çık 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 çık. Neyse gideyim ben de. Hacer teyze, Hacı amca. İyi bakın kendinize. Görüşürüz. Tamam, tamam kızım. Allah'a emanet ol. Siz de. Görüşürüz karım. Görüşürüz. Görüşürsünüz, görüşürsünüz. Gel sen bir gel. Konuşalım. Ya. Kapat kapıyı. Babacığım. Daha ne kaldı lan konuşacak?
Ben geçen gün Sare'nin evine gittim ya, Mercan'ın ailesini araştırmak için. Mercan'ın babasının yaptıklarını duyunca kız bildiğin krize girdi. Mete abi falan zor yatıştırdı yani. Niye krize girdi ki? İşte bunun vakti zamanında bununla böyle şerefsiz zampara bir babası varmış. Sen de bayram feneri gibi sürekli sağa sola yanıp durduğun için kız da seni öyle zannediyor. Ne diyorsun lan sen? Diyorum ki net ol. Şu fikirlerinde net ol. Duygularına emin değilsen bile en azından Huma konusunda net ol. Netim ben. Ulan beni ikna etmeyeceksin zaten. Sığır. Kızı ikna edeceksin. Yürü. Ağzını topla. Yürü. Ejder ya burada, hadi gel. Gerek yok, taksi çağırdım, bekliyorum. Sebep? Sebep? Yani teknoloji sağ olsun, taksi çağırabiliyorum, sebep bu. Ne yapıyorsun ya? Bekle. İptal mi ettin? Niye iptal ediyorsun ya? Al. Çünkü iptal edebiliyorum. Deliliğim sağ olsun. Gel. Ne yapıyorsun? Konuşacağız. Gel. Benim seninle konuşacak bir şeyim yok diyorum ya. Var, gel. Allah Allah, dur. Hüma. Bir şey diyeyim mi? Beni gammazladığın çok iyi oldu bu arada. Şimdi Zıpkın'la konuştuk. İzin verdi biliyor musun sevgili olmamıza? Ne? Ne diyeceğim? Yarın boş musun? Yemeğe çıkarayım seni şöyle güzel bir yerde. Çekil, 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 çekil. Allah! Zafer, ne yapıyorsun Allah aşkına ya? Zafer! Konuşmak istemiyorum diyorum ya. Hadi geç. Getirdiğin için sağ ol. Lan dokuz aşık olan aklıma tükürsünler. Aşık ola ola bir keçiye aşık oldum. Konuşacağız lafının neyini anlamıyorsun? Sen konuşacak bir şey yok lafının neyini anlamıyorsun? Sara, ben baban değilim. Ne dedin sen? Ben zampara bir adam değilim. Beni babanla karıştırma. Karamı söyledim. Sara, lütfen şu kapıyı aç, içeride konuşalım. Yalvarırım sana. Dediğim gibi konuşacak bir şey yok. Sare, lütfen yapma. Sare, yapma. Thank you.
Yaşama ağlama be. Hadi Gülayş, in. Niye? Gülayş, hadi in, biraz yürüyelim, açılırsın belki ha. Hadi kırma beni, hadi. Barbar, boşuna getirdin beni buraya. Fikrim değişmeyecek. Artık şu fikrini değiştirme konusunu kapatsak mı? Niye? Gülayşem. Yine ıslanmış buralar ama. Kurutmasak mı? Yine ıslanacak ki. İzin vermiyorsun ki gidip Ragıp'la pazarlığa oturayım. Ya sen şimdi Ragıp'la pazarlık yapamadın diye mi ağlıyorsun? Evet. E iyi, tamam o zaman benle yap pazarlığını. Tamam. Sen beni Ragıp'la buluştur. Ben de bir daha senin arkandan iş çevirmeyeyim. Oldu canım. İyi pazarlıkmış ya bu. Gel benimle, yürü. Kestanelerim sıcak sıcak, buyurun. Kestane alayım mı sana? Al. Buyurun, hoş geldiniz. Kolay gelsin abi. Teşekkürler, buyurun. Kestane alabilir miyiz? Hemen, veriyorum. Hazır hemen. Eyvallah. Üstü kalsın. Kolay gelsin. Gülayşem. Ne ıslanmış buralar. Gel oturalım biraz şurada. Hadi. Gülayşem. Barbar. Abim kardeşini bulmazsa ölür. Kimliğini bulamazsa ablama kavuşamaz, yine ölür. Abart. Abart Gülayşem. Al bakayım şunu. Gülayşem bak, ben seni anlıyorum. Ali tabii ki kız kardeşini bulsun. Kimliğine kavuşsun. Sevdiğini alsın yanına. Ona kavuşsun. Ama o şerefsiz Ragıp yalan söylüyorsa... Tek derdi seni dolandırmaksa. Ben o kadar sap mıyım ya Barbar? He? Oradan bakınca sap gibi mi görünüyorum yani? Ben kimliği almadan, kızı bulmadan ona bir kuruş verir miyim ya? Tamam Gülayşem. Tamam, diyelim ki adam haklı. Hiç yalan söylemiyor. Ama bu çok pahalıya mal olacak. Barbar ama para... Aması yok. Ama yok Gülayşem. Bak ben bu adamları çok iyi tanırım. Bu adamların ortak özelliği ne biliyor musun sen? Ne? Başkalarının yangınında kendi aşını pişirmek. Nasıl bir kansızlık ya o? İşte öyle bir kansızlık. O kansız size baktığı zaman, sizi gördüğü zaman ağzının suyu akıyor. Bak şu an Ali'nin bir yarası var. Kardeşini arıyor. Sen de abini üzüldüğün için yanıyor. Bak bu Ragıp kendi ellerini ısıtacak sizin yangınınızda. Cebini dolduracak. Zerre insaf etmeyecek. Kanınızı emecek. Ya. Ya. O ya da onun yanında kim varsa... bu şerefsizler için siz çok büyük bir yemsiniz. Onlar için çok büyük bir fırsatsınız. Ne yapacağız peki Barbar? Ya ben abimin kardeşini vurmadan rahat edemem. Gülayşem şöyle yapacağız. Sen biraz sakin kalacaksın. Benden habersiz bir şey yapma. Tamam. Hem ben o sırada bu Ragıp'ın arkasında kim var, kiminle iş yapıyor, avukatı ona kim tuttu, bunları bir öğreneyim. Bak sana söz veriyorum, adam sözü. Eğer hiçbir şey olmazsa ben o herifle seni masaya oturtacağım, pazarlık yaptıracağım. Anlaştık mı? Söz mü? Söz. Bak beni oyalamak için demiyorsun değil mi? Asla.
İyi tamam. O zaman 3 gün ömür. Yuh Gülaş'ım 3 gün ne ya? Bari bir hafta olsun kızım. Tamam 4. Ya 4 olmaz. 6 son. Vallahi inmem daha. 5 barbar. Kabul ediyorsan el sıkışalım. Bir daha da yukarı çıkmam bak. İyi tamam. Gel buraya. Gel buraya. Kalbini sevdiğim, güzel yüreklim ben. Oo Naz Hanım hoş geldiniz. Buyurun, buyurun, buyurun. Naz Hanım hoş geldiniz. Hemen size de bir kadeh dolduralım. Afiyet olsun beyler. Yok yok. Ben içmem de bana bir tabak ayarla, bir şeyler atıştırırım. Hay hay. Buyurun. Ragıp Bey. Nasılsınız, nasıl keyifler? Sayenizde Naz Hanım. Vallahi şu Ragıp'ın yüzünü bir tek siz güldürdünüz. İnsanın böyle ponçik bir kalbi olunca... Aynen, aynen, aynen. Ponçik kalbinizden. Evet. Tabii ki. ne oldu benden sonra konakta? Ne olacak? Lara ben abim için malımı mülkümü her şeyi feda etmeye hazırım. Ragıp'la pazarlığa oturacağım dedi. Ama ben dahil hepimiz karşı çıktık. İnandılar mı sana? Yani. Ama şüphe çekmemek için çok dikkatli olmamız lazım Pamir. Ragıp Bey, siz Lara ile pazarlığa oturduğunuzda ben onu destekleyeceğim, haberiniz olsun. Hmm. Yani siz hepiniz, ben tek. Aynen. Bu pazarlık tam olarak ne zaman olur? Ne zaman? Lara'ya kalsa çoktan pazarlığı yapmıştık, istediğimizi de almıştık ama... ...o canım kuzenim Barbaros ve o katil Kara yok mu? Onlar engelliyorlar. Vallahi benim acelem yok. Ben yer içer yatarım burada. Benim var. Pamir, Barbaros'u saf dışı bırakmanın bir yolunu bulmamız gerekiyor. O ne derse kız onu yapıyor ya. Anlaşıldı. Avukatı dene. Avukat ne alaka ya? Çok mu işte bu? Biraz. Anladığım kadarıyla komiserle bir mazileri var gibi. Böyle acayip bir nefret var aralarında. Avukattan sana ekmek çıkar Naz Hanım. Bak demedi deme. Ne yapacağız abi? Ne yapacağız oğlum? Kadınlar tuvaletine girecek halimiz yok ya. Barbar Paşa'nın peşini bırakmayın dedi. Anında tuvalete kadar geldik.
Naz Hanım, nasılsınız? Ah Gözdeciğim, ya gece gece rahatsız ediyorum seni ama müsait miydin? Müsaitim, müsaitim. Naz Eyüboğlu adında yeni bir müvekkilim var da ya, çok tatlı bir kız. Onun bugün ödediği paraları eziyorum, söylemesi ayıp. Ay kız, çok sevdim ben seni. Ez, ez. Helal olsun sana. Ay Gözdeciğim, ben bir şey soracaktım sana ama. Buyurun. Bu benim sevgili kuzenim Barbaros Tunalı. Ne kadar iyi tanıyorsun sen onu? Şiddetli bir ilişkimiz var kendisiyle. Malum. O müvekkillerimi içeri tıkıyor, ben dışarı salıyorum. Niye sormuştunuz? Yani Gözdeciğim, Barbaros Lara'nın pazarlığa oturmasını engelliyor da... dedim ki, madem bu kadar iyi tanıyor... belki onu şöyle bir ayak altından çekmenin de bir yolunu bulur. Ben... bir düşüneyim bunu, olur mu? Bence de bulurum bir yolunu. Bulurum. Bye. Kim sana mesaj atıyor bu saatte? Aşk çok kuşkucu. Aşk çok şiddetli. Aşk çok huzursuz. Aşk çok kıskanç. Bırak Sabit abimle dalga geçmeyi, cevap ver Barbar. Önce sen bana cevap vereceksin. Beni çok mu kıskanıyor? Yo. Nasıl yo? Azıcık. Azıcık. İyi tamam, belli oldu. Biz yine seninle pazarlık yapacağız. Tamam, yapalım pazarlığımızı. En son bana kaça olur bu azıcık? Azıcıktan azıcık fazla. Birazcık. Oldu mu? Olmadı. Tahmini ne kadar birazcık? Sana bakan gözleri oyasın, mesaj atan elleri kırasın geliyor. Oldu mu? Tamam mı? Ya ben sana kıyamam ya. Bu ne kadar da azıcıkmış. Barbar. He. Kim sana bu saatte mesaj atıyor? Allah Allah. Taktı. Taktı, vallahi taktı. Al bak güzelim, al bak. Bizim senden gizli saklımız mı var kızım? Al kendin bak. En fazla Cemal atmıştır. Al. Al al. Ne yazmış Cemal? Sen de beni özledin mi? Gülayşe. Ya bak Gülayşe.
Ya saçmalıyorsun ya. Ben senden başkasına bakar mıyım be kızım? Ya! Olmaz, bırakmam, konuşacağız. Konuşmayacağım Barbar. Nasıl konuşmak istemiyorsun? İstemiyorum, hiçbir şey konuşmayacağım. Ya nasıl konuşmayacağız? Nereye gidiyorsun? Ya Barbar. Gel buraya kaç. Bırak. Yürü. Barbar konuşmayacağım. Yürü. Hiçbir şey konuşmak istemiyorum. Ya yavaş düşeceksin. Yürü şuraya. Bekle şurada. Bak böyle dellenmeye devam edersen bu kapıdan dışarı çıkamazsın ona göre. Sevgilin miydi? Allah'ım ya, sevgilin falan değildi. O zaman takıldınız öylesine. Takılmadık da Gülayşe. Ya Sare'nin hukuk fakültesinden arkadaşıydı bu manyak. Tamam mı? Bir kere kahve içtik. Ondan sonra ben bunun nasıl bir tür deli olduğunu anlayınca oradan kaçarak uzaklaştım. Olay bu. Benim ne işim olur onunla ya? Gülayşen bana niye inanmıyorsun ya? Kurban olayım, bana niye inanmıyorsun? Benim ne işim olur onunla? İnanmıyorsun değil mi bana? İnanıyorum Barbar. İnanıyorum. Niye inanmayayım? İnanıyorum ben. O yüzden gidip o kadını boğacağım. Şişt, dur, sakin, sakin. Tamam, sakin. Bırak ya. Ya sakin. Bağırtma beni. Bak benim sevgilime mesaj atan, ben o parmakları ne yaparım biliyor musun? O parmakları ben bir güzel kırarım. Sonra dur. Kız ne diyorsun sen? Aa. Bağırma artık. Ya sen nasıl bir şeysin? Bağırma. Bak bağırma. Bağırma. Evet. Kızım sen nasıl bir şeysin ya? Bırakmam, dur. Senin var ya. O bana inanan kalbin var ya. Ben ona kurban olurum, biliyor musun? Kızım ben sana çok aşığım be. Şimdi rahatça söyle bakayım. Ben sana çok aşığım be Gülayşen. Ya. Ya. Aç. Aç mı? Aç. Aç Barbar. Gülayşem aç. Barbar aç. Aç. Tamam Gülayşem, açayım o zaman. Ulan Cemal, sen adamsın. Sen adamsın. Cemal'den. Koçum Cemal. Ne diyor? Aga gözlerinin hesabına bak. Yengem görmesin çıldırır. Ver bakayım. Bir şeyin içinde ne olduğunu öğrenmenin en iyi yolu onu kırmaktır. Mesela kalp. Değil mi komiser? Ama ben bu kadının kafasını kırarım. İçinde ne varmış bakarım yani. Vallahi bakarım. Gülayşen of of, dur yavaş be yavaş. Gülayşen dur, konuşacağız diyorum ya. Ya Gülayşen Allah aşkına bir dursana ya. Durmayacağım Barbar. Nasıl durmayacaksın ya? Durmayacağım ya. Ya durmayacağım. Gülayşen dur bir dakika, beni dinle. Ya güzelim hayatım, sen niye böyle yapıyorsun? Sen beni niye dinlemiyorsun? Ya bunların amacı ne? Ben seni onlarla pazarlık masasına oturtmadım diye sinirlendiler. Seni delilendirip yanlarına çekmeye çalışıyorlar. Çekince ne olacak? Ragıp da seni bir masaya oturtup pazarlık yapmak isteyecekler. Sen de Ali'nin kardeşi mevzu olunca hiçbir şeye kıyamayacaksın. Söyledikleri her şeyi kabul edeceksin. Hiç kıvranma. Kıvranma, hak ettin. Beni tutmak ne demek ya? Ben sence o kadını bunu yedirmeden rahat eder miyim ha? Eder miyim, pazarlıkmış? Gelsin bakalım etsin benimle pazarlık. Ben onun o rujla çizdiği o kalbi ona yedirmez miyim Barbar? Bak gör. Bak gör. Yapacak bir şey yok. Benden günah gitti.
geliyorlar. Hadi bakayım şamataya bak şimdi. Ya bıktım sizden ya. Zıpkın gitmiş savcının kapısında bekler. Sen burada Gül Ayşe'nin kapısında. Ne yapayım Mercan? Bu deli kardeşiniz bana başka seçenek mi bıraktı? Şşş. Barbar. Oğlum ettiğin lafa dikkat et lan. Ver bakayım şunu. Ver bakayım ne yollamış. Ve Gül Ayşe haklı. Bak bir de ne yazmış. Sen de beni özlemedin mi? Vallahi beni pişman ettiniz ha çağırdığıma. Pişman etmeyin beni ne olur ya. Al şunu al. Sen başından bana bir anlat bakayım olayı. Abi biz dün akşam eve geldik işte tam eve girecektik. Bu manyak... Manyak gözdeşti. Ruh hastası bana mesaj attı. Gül Ayşe de delirdi. Nerede şimdi Gül Ayşe? Ne yapayım abi? Çantaları yakınca... Ben de attım omzuma, kilitledim odasına. Lan sen benim kardeşimi odaya mı kilitledin? Abi Allah Allah. Ha, Gül Ayşe'yi odaya kilitledi, çatalı bana kilitledi. Sabaha kadar da nöbet tuttu burada manyak gibi. Ben ne yapsaydım ya? Salsaydım Gül Ayşe gözdeyi yolsa mıydı? Yolsaydı. Yolsaydı onu mu koruyacaksın şimdi Barbar? Vallahi ama korunmayacak gibi de değil aşkım. Bak bunu... Ben ne anlatıyorum? Sen ne anlatıyorsun be oğlum ya? Abi bak sen aklı selim bir adamsın. Ya gitsin saçını başını yolsun gözdenin. Umurumda olmaz şerefsizim. Ama işin ucunda Ragıp var. Abi zaten bunların amacı Gül Ayşe ile benim aramı bozup... Gül Ayşe'yi onların ayağına getirmek. Doğru. Gül Ayşe'ye ulaşamayınca Gül Ayşe onlara ulaşsın istiyorlar. Hay yaşa be abi. Aynen öyle. Ama ben senin kız kardeşine bunu anlatamadım işte. Belki sen anlatırsın. Anlatırım ben merak etme. Eyvallah. Gidiyorsun kız sen. Allah. Emine günaydın. 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 Şey ben şirkete gidiyorum şirkete. Sonra görüşürüz tamam. Haydi. Bak gari sen. Ay. He. Abi. Ablam. Gül Ayşe Hanım, heh. Ne oldu? Kapana mı kısıldın? Hem de ne kısılmak. Yo. Ne kısılması canım, kısılmadım. Ben şirkete gidecektim de şimdi. Size ayıp olmaz değil mi? Yo, niye ayıp olsun? Barbar, sen bekleme git işe. Biz Gül Ayşe ile kahvaltı yapar sonra birlikte gideriz şirkete. Eyvallah abi. Hadi görüşürüz. Kolay gelsin. Hadi görüşürüz. Hakikaten beraber mi gideceğiz? Aynen. Babam olacak şerefsiz senin peşinde. Canımı kanıma karşı korumak için bundan sonra her dakika senin başındayım.
Kız. Sen niye ağlıyorsun? Kaçamadım ama. Duygulandım da biraz. Her kız çocuğunun başında böyle bazen çatı, bazen kapı olacak bir abisi olmalı. Sen iste, sana da çatı olurum abi. Geldin mi? Çıkıyorum hemen. Çıkma. Komiser peşine polis takmış. Takip ediliriz. Kahretsin ya. Ben Barbar'ın rahat durmayacağını tahmin etmeliydim zaten. Kahretsin ya. Tamam, sen kapat kapat, ben halledeceğim. Günaydın komşuoğlu. Gözde abla, günaydın. Bugün yine çok güzelsin ha. Mersi. Emre, bugün arabaları değişelim desen ne dersin? Vallahi mı? Hı. Al. Çok yakışıklı olmuşsun Ragıp Bey. Öyle mi? İyi boğulu porselene bu tiple rahatlıkla girersin. Bu kimin bu? Böyle nasıl oldun? Hadi o zaman götür beni Lara Eyüboğlu'na. Pazarlığımızı yapalım bakalım. Bak bakalım. İp ip. Bak ne yapacağım bak. Ali abi yakıştı ha eline. İp ip ip. Abi sen hakikaten benimle gelecek misin şirkete? Geleceğim kızım. Seni yalnız bırakmayacağım dedim ya. İyi. Yakıştı. Yakıştı değil mi? Bak bakayım, bu da yakışmış mı? Abla nişan yüzüğü mü bu? Ali bakır telden bükmüş.
ölürüm ben size. Oh, çok şükür. Kız, Emine, duydun mu kız? Mercan ablam, hayırlı olsun. Sağ ol Emine. Bakayım bir daha. Ay abla, çok güzel. Gerçeğini alırım dedim işte. Almasa da olur. Şşt. Gülmedin değil mi kız için Emine? Ne? Yok ya. Sadece gıcık olduklarıma tükürüyorum. Ne yapıyorsun, ne yapıyorsun Emine? Ali abi, ben alayım bir şey ya. Gel bakalım, gel canım. Gel, 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 gel. Gel bir tane ya. Nazmiye'nin kahvesine tükürmüş ya. Ne yapmış? Aman da aman. Burada nişanlı bir abi mi varmış ya benim? Dur kız. Aa, Mercan. Doğru mu kızım? Eyvallah Hacer teyze. Maşallah, hayırlı olsun. Allah tamamını erdirsin. Bakayım. Amin. Vay. Ya hayırlı olsun. Abi sen de ne romantik adamsın ha. Ben yapardım acaba. Oh, isimsiz paşa. Bak, burada nişanlı bir abi var. Acaba o bugün nişanlısıyla kalsa da sen mi benimle şirkete gelsen ya? Sen mi korusan beni? He? Malum Lara Eyüboğlu'nun korunması lazım. Ne dersin? Olur mu? Olur mu? Şebek. Ama ne şebek. Hadi geçin bakayım, oturun sofraya. Hadi. Çürüyeceğim. Abba. Kızım sen anlamıyor musun? Biz sana güvenmiyoruz, güvenmiyoruz. Hmm. Sen kendini koruyamıyorsun. Biz koruyoruz seni. Hmm. Tamam, söz verdim zaten Barbara. Gözde denen o çirkefi Ragıp'a kim tutmuş onu araştırana kadar birkaç gün bekleyeceğim. Ama abi, bak sonra o Ragıp'la pazarlığa oturacağım, tamam mı? Para denen birkaç kağıt parçayı ona vereceğiz. Karşılığında da sana bir kimlik, bir kardeş, bir de dünyalar güzeli bir hatun alacağız. Başka yol bakacağız. Bulamazsak? Bulsak da bulmasak da sen o adamın karşısına oturmayacaksın Gülayşe. Bitti. Gerekirse babalık davası açarız Ragıp'a, bekleriz. Abicim, senin açtığın babalık davan sadece kimliğini almana yardımcı olur. Ne yapacaksın? Benim için kayıp kardeşini mi feda edeceksin? Aman abla, kayıp kardeşi uğruna seni o kan emici şakaların önüne mi atsın? Vazgeç gitsin bence Ali abim. Ben bacının yerinde olsam helal olsun derim ben. Hem senin için Ali'nin bacısından vazgeçişimiz ilk değil ki. Değil mi Ali? Nerede kaldı oğlum? Zıpkın, çatal matal yok ortada. Emin misin buraya geleceğinden? Lan yoksa bu çocuklar bize mavalı kumuş olmasın? Ne bileyim, Galatasaray'daki çocuklar çok eminde. Bu ara Erdal Polat'ın saraydan çıkmıyor, biz de rahat ediyoruz dediler. İçeride de kendi gibi bir canavar var ya, ondan takılıyordur burada. Karanın katiliyle kadeh tokuşturuyordur şerefsiz. Geliyor. Hazır ol. Köksüzler çetesi. Ha, hayırdır, beni mi özlediniz lan gece gece? Ragıp'ın başka çocuğu var mı? Ragıp kim lan? Beni sana satan unuttun mu lan?
Ayyaş Ragıp. Ayyaş demeyince çıkaramadım biliyor musun? Ha. Sen neyin, kimin çocuğunu soruyorsun onu anlamadım. Benim kardeşim var mı? Benden sonra Ragıp'ın başka çocuğu oldu mu? Ragıp'ın kendine niye sormuyorsun lan? Korkuyor mu? Ha? Ne korkacak be? Gittik zaten Ragıp'ın evine. He. Taşınmış oradan. He. O zaman siz şimdi Ragıp'ın yeni adresini bilmiyorsunuz. Öyle mi? Hı? İyi. Bir şartla söylerim. Neymiş lan şartın? Söyle. Gül Ayşe'yi bana vereceksiniz lan. Asla olmaz. Olmaz ha? Bence de olmaz. Unut bunu. Peki gerçekten bir kardeşin olduysa? Ha? Sen kardeşini Ayyaş Ragıp'ın eline mi bırakacaksın? Ha? Ulan sen başkasının çocuğunu kurtarmak için kendi kardeşini mi harcayacaksın lan? Ha? Gül Ayşe başkasının çocuğu değil. Benim kardeşim. Gül Ayşe. Çatal Gül Ayşe'yi almak için öyle söyledi. Biliyorsun değil mi? Biliyorum. Ama gerçek olsaydı da Gül Ayşe'yi yine de o şerefsize bırakmazdı. Kurban olurum ben size. Acıktım ya, acıktım. Heh. Yavaş yavaş düşeceksin, yavaş. Tam lafın üstüne geldi. Kim? Bana mı dedin? Yok anam, sen değil be. Diğer şerefsiz bu. Hele tipe bak. Emine, bir bana da bir servis aç istersen. Hayırdır? Tüm kadro buradasınız yine, köksüzler. Yok, tam kadro değiliz. Sabit yok. Zıpkın aşkının peşine gitti. Aa, tüh bak görüyor musun? Ağzımdan kaçırıverdim ya. Vallahi kıracağım ben bu kafayı bir gün ya. İnşallah, Senin ne işin var burada? Ne yapayım sokakta? Sabaha kadar bekledim. Üşüdüm. Allah Allah. Kendi evine gitseydin. Seninle konuşmadım.
Zor. Bak. Sana dün söyledim. Şimdi de diyorum, yarın da derim. Konuşacak bir şey yok. Şimdi çık git buradan lütfen. Sen mi hazırladın? Şimdi simitle poğaçayı fırından aldım sadece. Şimdi mi konuşmak istersin yoksa kahvaltıdan sonra mı konuşalım? Tövbe estağ. Hala konuşalım diyor ya. Sare bak, dün gece dediğim gibi. Ben baban gibi bir adam değilim. Baba meselesini karıştırma. Tamam, karıştırmam. Ama ben zampara değilim, bak bunu da anlaşalım. Konuşmadan gitmeyeceksin değil mi? İyi, sen istedin. Sen zamparasın. Değilim. Zamparasın. Değilim. Zamparasın. Değilim kızım. Zamparasın oğlum. Lan değilim, lan değilim. Allah Allah. Ya ben iki kızı aynı anda idare etmek nedir bilmem. Ben daha duygularını anlamamış malın önüne gideneyim ya. O yüzden mi Hümayi sinemaya götürüp benim kapımın önünde sabahlıyorsun? O yüzden. Ya bak ben aklı karışmış, aptalın, gerizekalının, salağın tekiyim. İyi. Ben de senin gibi aklı karışmış aptallardan nefret ediyorum. Biliyorum. Biliyorum, sayende şurada yata yata anladım zaten. İyi. Hüma'nın kapısının önünde yatsaydın o zaman. Allah Allah. Allah'ım ya, sen başlatacaksın Hüma'dan ha. Kızım benim aklımda da fikrimde de sen varsın sen. Lan aşığım ben sana. Aşık mısın? Hem de kör küçük. O kadar kör ki şu cahil haliyle bir savcıyı kendine denk görüyor. Kütük. Sen bir gel benimle, odamdan atılacaklar var. Tabii Nazan Hanım, buyurun. Hadi. Barbar, hayırdır? Tamam, geliyorum hemen.
güvenlik nerede ya? Hoş geldiniz Nara Hanım. Sizler de hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz. Ay, benim hacı amcam herkesten önce gelmiş ya. Ne yapan? Yeni koleksiyon toplantısı vardı. Erkenden geliveren dedim. Ali oğlum hoş geldin. Hoş buldum hacı amca. Malum. Hadi odamda birer kahve içelim de. Sonra hep beraber toplantıya gireriz. Buyurun. Benden korkuna çift tabanca mı geziyorsun? Sana ne hürmetler? Lan Ragıp. Faşa yapmışsın. Nasıl girdin lan sen buraya? Tabii. Beni pek tanımadığın için. Biraz hafife aldım. Olur o kadar olur. Senin babam her suya bir yol bulur. Lan sen o suda boğarım lan. Ali. Sen o suda boğarım. Hayır, hayır, hayır. Suda boğarım. Hayır, oğlum acı sakin ol. Tamam, tamam. Hadi. Sakin. Yavaş. Tamam. Hadi. Yapma. Yeni takımımı karıştıracaksın. Defol git lan. Defol git, elimde kalırsın. Ali. Ben bu kızı her şekilde bulurum. Her şekilde. Ve bu kız da benle senin mutluluğun için masaya oturur pazarlığa. Şimdi seçin bakalım. Bu pazarlığı sizin önünüze mi yapalım Lara Hanım'la yoksa teki tek mi? Lütfen sakin ol abi. Lan sakin olamıyorum Gülayş. Hayır, sakin olamıyorum. Ali. Ali. Gözünü seveyim. Hayır yapma. Oğlum, ne olur yapma. Oğlum acık sakin. 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 Oğlum sakin. Bak. Bana bir kere daha el kaldırırsan. Ne kardeşini ne de kimliğini ömür boyu göremezsin. Anladın mı beni? Senin karşında eski yaş Ragıp yok. Elinde senin hayatını tutan bir adam var. Şimdi bir dakikalığına dışarı çıkacağım. Siz oturun, konuşun, bir güzel anlaşın, karar verin. Benimle o hayat için pazarlık mı edeceksin Lara Hanım? Yoksa bu herifle kayıp kardeşinin yaşamlarını çöpe mi atacaksın?
Abi. Abi. Bana haber verirsiniz. Ali, Ali, tamam. Gel abi, gel. Gel otur şöyle bir gel. Gel otur şöyle, gel. Şerefsiz doğru diyor, biliyorsun değil mi? Şu an senin de kardeşinin de hayatını elinde tutuyor. Beni tek mi yakalasın? Hı? Vallahi ben malı, mülkü, ne var ne yok her şeyi veririm senin mutluluğun için, haberin olsun ha. Abi bu saf verir bu arada harbiden. Sensin lan saf. Ama doğru söylüyor yani, veririm. O yüzden gelin bu pazarlığı beraber yapalım. Belki bir şeyleri kurtarırız ha? Senin inadına tüküreyim Gülayş. Ben de seni sevmiyorum canım abim. Hacı amca. Sen ne diyorsun? Bu bağın kemiklerini mi sızlatacaksın? Ne diyorsun Hacı amca? Bu bağın alın terini bu herifin haram içkisine mi katacaksın diyorsun? Hacı amca. Bu Ayyaş ne isteyecek bilmiyorum. Ama baban mirasından bir kuruşu harama katmana razı değil. Ben diyeceğim dedim, sen kararını ver. Bu ne bu? Kırık kalbim ve ben. Allah Allah. Senin kalbin var mıydı ya? Kızdı mı sevgilin? Tam evlenme teklif ediyordum, biliyor musun? Hı. Çok pis bozdun tezgahımı, ayıp ettin. Bir dakika ya. Tezgah derken? Yoksa sen nasıl yani ya? Aşık değil misin? İyi kız. Kalbi temiz ama saf. Sen yoksa bu Lara Eyüboğlu parası için falan mı? Sen beni tanıyorsun. Benim parayla işim olmaz, onu da biliyorsun. Bilirim. Tezgah deyince ondan şaşırdım zaten. İnanamadım yani. Peki niçin? Gözde. Ben onların hizmetçisi mi olayım be?
Sen de iyi bilirsin. Sonuçta senin annen de gündeliğe giden bir kadındı değil mi? Ne olmuş öyleyse ki? Demem o ki yıllarca aşağılanıp durduk. Yukarıdakilere biraz kin tutmuş olabiliriz değil mi? Ya da belki de gözümüzü oraya dikmişizdir. Ya sen var ya çok fenasın bu işin kitabını yazmışsın ha. Sen var ya. Bir de ikimiz aynı izde tam olsun ha. Tamam. Tamam sustum aga. Dinlemedeyim. Operasyon devam. Bu arada... bu kırık kalbin içinde çok güzel çıkmış. Güzel mi çıkmışım? Yani gerçekten mi? Gerçekten. Ah be Gözde. Kim derdi ki Sare'nin gündelikçisi olan Fatma teyzenin kızı? Hukukta okurken Sare'nin eskilerini giyen o kız. Bir gün avukat olacak. Öylesine güzel. Hoş bir kadın olacak. Vay be, hayat. Oh, oh. Tabii, tabii, oh. Suyundan da koy. Oy, suyundan da koy. Komplekslerine de yürü. Sen var ya, sen çok fenasın. Sen... Tamam, sustum ben. Sen böyle... eskiden Sare'nin eskilerini giyerdin falan. Ne yapıyorsun sen? Ha? Aşağılıyor musun, iltifat mı ediyorsun? Aynı izliyorum. Aşağıdan gelenler olarak artık birbirimize yardım etmesek mi diyorum. Nasıl bir yardım istiyorsun sen? Şimdi açık konuşayım sana. Bir kızı kafalamaya çalışırken öteki kafaladığı kız tarafından aranmayan da ne bileyim. Gülayşem. Barbar. Ragıp burada şirkette. Pazarlık yapmak istiyor. Sen tek değilsin değil mi? Yalnız değilsin. Yok, yok yalnız değilim. Ali abim burada, Karayla Hacı amca da burada. Hoparlör açık şu an. Ragıp kapıda. İyi, tamam. Ragıp'ın ne istediğini öğren. Sakın ona hiçbir şey verme, tamam mı? Tamam. Hacı amca da babanın mirasından bir kuruşu bile harama katmana razı değilim dedi. Ya biz çok çaresiz kaldık burada. Tamam Gülayşem, tamam. O herifin ne istediğini öğrenmeye çalışın. Başka da hiçbir şey yapmayın. Başka bir yol bulacağız. Anlaştık mı? Hadi. O başka yol ben miyim? Hı? Yardım dediğin bu muydu? Aynen öyle. Gözde, yıllarca uğraştığım o mirası... Ayyaş Ragıp'a vermeyeceğiz değil mi? Ama ben... ben sadece müvekkilimin çıkarlarını korurum Barbar. Beni reddeden bir adamım değil. Yapma ya. Bence biz birbirimizi gayet iyi tanıyoruz Gözde. Senin hayattaki tek amacın kendi çıkarların. Seni tanıyorum. O yüzden bana şimdi söyle.
Teklifimi duymak istiyor mu, istemiyor mu? Oo, büyük bir merakla. Buyur. Şimdi. Bu Ragıp'ı aradan çıkartacağız. Ondan sonra da Lara Eyüboğlu'nun o çok büyük mirasını paylaşacağız. Nasıl olacak o iş? Şöyle olacak. Seni Ayyaş Ragıp'ın avukatı olarak kimin tuttuğunu bana söyleyeceksin. Ali'nin kız kardeşini bulma konusunda bana yardımcı olacaksın. Sonrasında da şu an kazandığının 10 katı kazanmanı sağlayacağım. Şimdi bir akşam yemeğinde konuşalım mı ya? Ha? Olur. Bana uyar. Tamam. O zaman sana konum atar. Görüşürüz. Bekliyorum. Agacım, hayırlı uğurlu olsun. Aslan kardeşim benim, nur topu gibi bir manyağı ikinci kez başına musallat ettin. Çok tebrik ediyorum seni, aslanım benim. Lan sus! Sus, beni oraya getirme lan! Sus! Başlayacağım nur topuna da sana da be! Sus! Hadi bakalım. Yapalım pazarlığımızı. Hı, tamam. Olur. Yengeciğim. Ne işi var bu adamın burada? Pazarlık etmeye gelmiş. Ben seni yalnız bırakamam. Ben de geleceğim. Bu kim? Yengem. Rahmetli amcasının dul eşiyim. Memnun oldum hanımefendi. Ben hiç memnun olmadım. Beyefendi. Ne bakıyorsun lan? He? Kimlik istedin, kardeş istedin, eş istedin. Bunların bir bedeli olacak değil mi? Lara kızım, elimde tuttuğum bu hayatlar için bedel ödemeye niyetli. Sana ne oluyor? Niye kızıyorsun? Ulan bizi tekrar tekrar satmaya doyamadın değil mi? Beni çatala sattın. Kardeşimi çatala sattın. Şimdi Lara Eyüboğlu'na satıyorsun. Bu dünya böyle. Fırsatını buldun mu değerlendireceğim oğlum. Şimdi sen kimliğini alacaksın. Sonra kardeşin. Sonra eşin. Ya ben ne olacağım? Bana ne olacak? Evladın için karşılıksız bir iyilik yapmış olacaksın. Karşılıksız. Hı hı. Bedava. Bedava. Bu dünya bana bedava ne verdi lan? Ha? Hanginiz de verdiniz bana bedava? Ben niye vereyim? Ulan ben seni... Ali götürün seni. Hiç denlenme be. Hiç denlenme. Abi. Denlenme. Benle aynı değilmişsin gibi bana artistlik yapma Ali.
Benle aynısın. İkimiz de çamurun dibinden geldik. İkimiz de yoksulluğun dibinden geldik. Allah'ın unuttuğu bir gece kondu'da doğan, Allah'ın unuttuğu çulsuzlarız ikimiz de. Hem şimdi sen kimlik istiyorsun? Ben zengin olmak istiyorum. İkimizin de istekleri var. Farkımız yok. Niye hava basıyor? Farkımız yok. Öyle mi? Ulan. Abi. 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 Tamam, bir dakika. Bir dakika. Seninle farkımız ne biliyor musun? Ben de senin gibi çulsuzum, tamam. Ben de çamurun içinden, yokluğun dibinden geldim, tamam. Ama ben Allah'ın beni unuttuğuna hiç inanmadım. Bu benim imtihanım dedim. Ve kendimi yoktan var ettim. Bir hiçtim, insan oldum ben. Senin baban seni sevmedi. Sen de beni sevmedin. Ama ben bu zinciri kıracağım. Ben çocuğumu seveceğim. Çünkü sevmeyi öğrendiğim insanlarım var benim. Bu çocuklar var. Asla izin vermesem de benim için malını, mülkünü, canını harcayacak insanlarım var benim. Canlarım var benim. Seninle farkımız bu. Ben seviyorum, seviliyorum. Sense hala kimsenin sevmediği bir hiçsin ulan. Umurumda mı benim sevmeniz, sevmemeniz lan? Umurumda mı? Sevmeyin lan. Benim umurumda olan tek şey var, o da zengin olmak. Ayağıma gelen bu fırsatı da değerlendireceğim. Ve sen beni zengin edeceksin. Eğer abini seviyorsan. Gel abi gel. Ankara bırak öldüreyim onu. Abi bırak. Lan bırak öldüreyim bunu lan. Gel gel. Abi dur kurban olayım yeter. Ne olursun yapma. Tamam. Bir dur bir dinleyelim bakalım. Yap pazarlığını. Elinde tuttuğun abimin hayatını kaça satıyorsun? Ha? Ben para istemiyorum. Ama çok daha değerli bir şey istiyorum.